çalışan Türk kadınlarının sembol ismi olan Suna Kıraç, Türk iş dünyasının hatırda kalacak en güçlü isimlerinden biri. Hayatı boyunca pek çok başarıya imza atan Suna Kıraç'ı gelin daha yakından tanıyalım. 3 Haziran 1941'de Vehbi Koç ve Sadberk Koç'un dört çocuğundan en küçüğü olarak ailenin Ankara Keçiören'deki bağ evinde dünyaya geldi. Bebeklik fotoğraflarında bile bu çocuk çok ciddi bakıyor denilen olgunlukta başlayan yaşamında büyümüş de küçülmüş denilen türden bir çocuktu. İlk öğretimini Ankara'da Türk Eğitim Derneği okullarında tamamladı. 1952 yılında İstanbul Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'ne girdi. Koç ailesinin zenginliği dışarıdan anlaşılırdı ama aile içinde paranın lafı edilmezdi. Bu gerçeği daha 6 yaşında ona satın alınan ayakkabının fiyatını söylediği için yediği fırçayla anlamıştı. Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nin ardından Boğaziçi Üniversitesi Bankacılık ve Finansman Bölümünü bitirdi. Koç Holding'in kurucusu Vehbi Koç, Suna Kıraç'ı iş hayatına sokarak bir tabunun yıkılmasını sağlamıştı. Çünkü ne de olsa kendi ifadesiyle o dönemlerde zengin aile kızlarının çalışması ayıp bir şeydi. Koç bu düşünceyi yıkarak kızanın Koç Holding'de başarılı çalışmalara imza atmasına ön ayak oldu. Suna Kıraç her ne kadar çok istediği ve kabul edildiği Amerika'daki ünlü Wharton School of Finance adlı adlı isimli okula Vehbi Koç'un baskısıyla gidememiş olsa da çok daha iyisini yaptı. Vehbi Koç, 59 yaşındayım, sana hasret gitmek istemiyorum diyerek ABD'ye gitmesine itiraz etmişti. Suna Kıraç, babasını kıramamış, ama üzülmüştü. Vehbi Koç Üniversitesi'nden mezun olan ilk ve tek öğrenci ünvanına kavuştu. Ekim 1960'da Koç Ticaret A.Ş.'nin Beyoğlu Merkez Han'daki İstanbul şubesinde babası Vehbi Koç'un yanında çalışmaya başladı. İlk görevi gelen ve giden evraka bakmaktı. Babasıyla birlikte Koç şirketlerinin idari toplantılarına katılarak farklı bölümlerde stajlar yaptı. Koç topluluğunu ve Vehbi Koç'un çalışma tarzını yakından tanıdı. Holdingin ilk yönetim kurulunun 5 üyesinden biri oldu. 1965'te Holding'in genel sekreterliğine getirildi ve 5 yıl boyunca bu görevi yürüttü. Kıraç kitabında babam benim tezgahım en iyi üniversitedir. Seni ben yetiştireceğim dedi. Nitekim öyle oldu. 35 yıl birlikte çalıştık diyordu. Ama tabii Boğaziçi Üniversitesi'nde eğitim almayı da ihmal etmedi. Öyle bir gün geldi ki koç ailesinde en iyi bilançoyu suna okur lafı dilden dile dolanır oldu. Babasının iş yapma tarzını, titizliğini ve pek çok özel niteliğini içselleştirdi. Öyle ki koç profesyonellerinin en çekindiği isim oluvermişti. Koç Holding'de Vehbi Koç'u asistanlık yaparak başladığı çalışma hayatında sayısız önemli kararın altına imzasını attı. Örneğin topluluk inşaat ve ticaret sektöründe ön plandayken imalat sanayinin yıldızı parlamaya başladığında ve sanayileşme döneminde montajdan ana sanayiye geçiş sürecinde Suna Kıraç'ın ağırlığı iyiden iyiye hissedildi. Suna Kıraç aktif iş yaşamının 40 yılını verdiği Koç Holding'in gelişmesi, büyümesi, özellikle de kurumsallaşması ve kalıcılaşması için çabalarını sürdürürken eğitim, kültür, sanat ve sağlık alanlarında önemli girişimlere de imza attı. Vehbi Koç'un BKV'nin hayır amaçlı girişim ve yatırımlarına doğrudan BKV'nin sahip çıkması gerektiğini savunarak işletmeci vakıf anlayışının yerleşmesi için çalıştı. Benimsediği bu politika 1988 yılında Koç Özel Lisesi'nin 1993 yılında Koç Üniversitesi'nin kuruluşuyla meyvelerini verdi. Kıraç her iki eğitim kurumunun vizyonunun saptanmasında ve şekillenmesinde belirleyici rol oynadı. Ülkenin en büyük yapısal sorunu olarak gördüğü eğitim alanında toplumsal sorumluluk üstlendi. 1995 yılında Türkiye'de bu alandaki en önemli sivil toplum kuruluşlarından biri haline gelecek olan TEGEV'in temellerini attı. Vakfın gelişmesine maddi ve manevi büyük katkılarda bulundu. <laughs> Suna Kıraç'ın hayat arkadaşı da İnan Kıraç olmuştu. İnan Kıraç Galatasaray Lisesi'ni bitirdikten sonra Londra'da eğitim almış, 1961'de abisinin vesilesiyle Koç Holding'in şirketlerinden Ormak AŞ'de çalışmaya başlamıştı. 1966'da Otoyol AŞ Genel Müdürü oldu. İlerleyen yıllarda Holding'in otomobil firmalarında üst düzey yöneticilik yaptı. Suna Kıraç'ın hayatının anlatıldığı kitapta eşiyle ilgili şu ifadelere yer verilmişti. 3 yıl boyunca aramızda iş ilişkisinden kaynaklanan mesafeli bir duruşumuz vardı. İnana dönük projelerim başkaydı. İnanı arkadaşımla evlendirmek gibi bir niyetim vardı. O gün tepe başındaki Pelit'te buluşacaktık. Ancak geç kaldım. Nasıl olsa bekler diye düşünüyordum. Beyoğlu'ndaki ofisimizin kapısı açıldı ve İnan hışımla kükreyerek içeri girdi. İnan bana yeter artık benimle oynamayın. Ya bugün yüzük takarız ya da bu iş burada biter dedi. Çok ısrarlıydı. Nişanlanalım dedi. Annem o akşam konuyu babama açmış. Babam hiç itiraz etmemiş. İnanla evliliğim yaşam biçimi haline getirdiğim mantığımın İnanı evlendikten bir hayır sene geçtikten sonra sevmeye başladım. Çünkü inanı değiştirmeye çabalamaktan vazgeçtim. Suna Kıraç ve İnan Kıraç evlendi. Çocukları olmadı ama çiftin aldığı karar o dönem temsil ettikleri sınıf açısından büyük bir devrimdi. Madem ki çocukları olmuyordu, onlar da bir çocuğu evlat edineceklerdi. Bu kararına babası da sonuna kadar destek verdi. Evliliklerinin 15. yılında birkaç aylık bir kız bebek evlat edindiler ve onu öz evlatları gibi bakıp büyüttüler. Suna Kıraç kitabında o günleri şöyle anlatıyor: "İkiz kızlarım olsun istiyordum. Ancak 3 yıl geçti. Bir pazartesi günü İnan heyecanla geldi. İkiz bulamamışlar ama tam bize göre bir kız çocuğu varmış. Gidip görmemizi istiyorlar dedi. Hastaneye gittiğimizde yavrum İpek oradaydı ve henüz 4 aylıktı. İş dünyasının bize kazandığı tedbirlilikle inan bize bir gün verin muayene ettirelim dedi. O gün doktor bize bugün bile unutamadığım çok özlü bir şey söyledi. Diyelim ki bu çocuk sakat çıktı. Artık onu bırakamazsınız dedi. Eve döndüğümüzde karma karışık duygular içindeydik. Doktorun söylediklerini o gece daha iyi anladık. İpekten vazgeçemezdik. Gittik ve yavrumuzu bağrımıza bastı. music. mutlu bir aile yaşamları vardı. Öte yandan Suna Kıraç sürekli tekrarladığım gibi kadınlara örnek olan bir iş kadını çizgisini hiç bozmamıştı. Koç Üniversitesi, Koç Okulu ve Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nın kuruluşunda öncülük eden Suna Kıraç, başka görevlerinin yanı sıra Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Vehbi Koç Vakfı İcra Komitesi Başkanı ve İdare Heyeti Üyesi, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Kurucu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı, Türk Eğitim Vakfı ve Robert Koleji Mütevelli Heyeti Üyesi, Koç Okulu İcra Kurulu Başkanı, Türkiye ve Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Tarih 24 Ekim 1996. Türkiye öğle saatlerinde gelen bir haberle çalkalanıyor. İş adamı Vehbi Koç'un naaşı çalındı. Haftalarca izi sürüldü. Haber bültenlerine her gün Vehbi Koç'un naaşı ile ilgili bir haber giriyordu. Ekim, Kasım, Aralık ayları böyle geçti. İstanbul polisi, MIT, jandarma tüm birimler harıl harıl çalışıyordu ama naaştan hiçbir iz yoktu. Sonrasında olanlar daha ilginçti. Naaşı çalanlar fidye karşılığı naaşı geri vereceklerini söylüyordu. Ama Suna Kıraç bunlara pabuç bırakmadı. Sonunda Vehbi Koç'un naaşı bulundu ve hırsızlar yakalandı. ...1998 yılında anılarını yazmaya karar vermişti. Koç Holding, yönetim kurulu başkan vekili Suna Kıraç'ın hayatını... ...evliliğini, kızı İpe'ye evlat edinmesini, çalışma anılarını... ...hastalığını ve hayallerini anlattığı... ...Ömrümden Uzun İdeallerim Var adlı kitabı yayınlandı. Suna Kıraç'ın notlarını deneyimli gazeteci Rıdvan Akar yayına hazırladı. 2006 yılında yayınlanan tüm geliri, tegeve bağışlanan kitabı... ...100 binin üstünde sattı ve yılın en çok satan kitaplarından biri oldu. 1996 yılında bir gün Suna Kıraç sesinde bir kısılma hissetti. Kendisini duyabilmek için giderek daha yüksek sesle konuşmaya başladığını fark etti. Derken günlük yaşam içinde doğallıkla yaptığı kimi hareketleri yapmakta zorlanmaya başladı. Yapılan ilk kontrollerde herhangi bir hastalık teşhisi konmadı. Şubat 1997'de kayak yaparken bu kez elleri uyuşuyordu. Tekrar yapılan kontrollerde sonuç aynıydı. Hasta değildi. Ancak 1998 yılına gelindiğinde küçük sorunlar büyümeye ve artmaya başladı. Suna Hanım konuşma güçlüğü çekmekte, kimi harfleri yutmakta, dinleyenlerin hemen fark edebileceği ölçüde peltek konuşmaya başlamıştı. Şubat ayında İnan Kıraç'ın mide ameliyatı için ABD'ye gittiler. İnan Kıraç'ın ameliyat sürecinde Suna Hanım kendisinde gözlemlediği tuhaflıkları da kontrol ettirmeye karar verdi. Doktorların talebi üzerine biyopsi yapıldı. Biyopsiden sonra İnan Kıraç'ın ameliyat sonrası iyileşme dönemleriyle ilgilendi. Türkiye'ye dönüş hazırlığı yaparken biyopsi sonuçlarını unutmuştu bile. Haber geldi. Doktorlar Suna Hanım'ı görmek istiyordu. Kitapta bir direniş öyküsü adlı bölümde Suna Kıraç'ın hastalığının ortaya çıkışı şöyle anlatılıyor. 1998'de İnan Kıraç Amerika'da mide ameliyatı olacaktı. Suna Kıraç'ın da muayene olmasına karar verildi. İnan Kıraç ameliyatlı olduğu için tek başına tahlillerini yaptırdı. Biyopsi sonucunda doktor Suna Kıraç'la görüşmek istedi. Nöroloji bölümünün başındaki profesör doktor Harati, hastalığınız ne yazık ki ALS. Kötü bir hastalık ve bir ilacı yok. Hastalığın nedenini de bilmiyoruz dedi. Doktor son olarak 3-5 yıl içinde solunum cihazına bağlanacağını 7 yıl içinde de yaşamını yitirecekti söyledi. Suna ve İnan Kıraç birbirlerine sarılarak ağlamaya başladılar. 9 ay içinde konuşamayacak ve beslenemeyecek duruma gelmesi beklenen Suna Hanım'a yeni bir hayat için hazırlıklar başladı. Derken konuşamama, sadece yazıyla kendisini ifade etme dönemi başladı. Bir süre sonra bacaklarını ve ellerini de kullanamayacaktı. Bir gece sabaha karşı İnan Kıraç uykusundan Suna Kıraç'ın nefes almak için zorlandığı seslerle uyandı. Suna Kıraç'ın nefes alışı gitgide azalıyordu. Amerikan hastanesindeki doktorlar hemen hastaneye ulaştırılması gerektiğini söyledi. İnan Kıraç kızı İpek'i uyandırdı. Annene kötü bir şeyler oluyor. Hazırlan, hastaneye gidiyoruz. 13 yaşındaki İpek korkmuştu. Ambulans geldi. Suna Kıraç sedyeye konulacağı sırada bir an durdu ve evine şöyle bir baktı. İnan Kıraç da bu bakışı yakalamıştı. Baktı ve ağlamaya başladı. Bu eve alasmalık anlamına geliyor. Suna Kıraç başına gelecekleri anlayınca İnan Kıraç'la şu konuşmayı yapmış. İnan senden bir isteğim olacak. Bunun sonu makine ama ben makineli bir hayatı istemiyorum. O gün geldiğinde sana soracaklar ve sen muhakkak hayır diyeceksin. Ölümü öp bunu yapacaksın. 14 Ağustos 2000'de yeniden hastaneye kaldırıldığında doktorlar onu hızla makinelere yeni yaşama bağlamaya çalışıyordu. Oysa makinelere bağlanmamakta kesin karar almıştı. İpek sadece 13 yaşındaydı. Annesine anne ben daha çok gencim ve benim sana ihtiyacım var. Beni Evlat olarak aldığında anne olmaya karar verdin. Bu sorumluluğun, bana karşı görevlerin henüz bitmedi. Beni üniversiteye sokacak, evlendireceksin. Anneme çok ihtiyacım var dedi. İpek'in bu sözlerinden sonra Suna Kıraç suskunluğunu bozdu ve tamam dedi. <laughs> yıllarca ALS ile mücadele eden ve çevresiyle sadece gözleriyle iletişim kurabilen Suna Kıraç, eşi İnan Kıraç'la birlikte kurdukları Pera Müzesi ve 1 Mart 2007'de hizmete sundukları İstanbul Araştırmaları Enstitüsü ile ülkesine hizmet yatırımlarını sürdürmekteydi. İstanbul'a dünya çapında bir auditorium ve kültür merkezi kazandırmak amacıyla çalışmalar yaptı. 1998 yılından beri ALS hastalığıyla mücadele eden Suna Kıraç, 15 Eylül 2020'de 79 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Cenazesi 16 Eylül 2020'de Marmara İlahiyat Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Zincirli Kuyu Mezarlığı'na defnedildi. Koç ve Kıraç aileleriyle Koç Holding çalışanlarının katıldığı törende Suna ve İnan Kıraç'ın kızları, Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi İpek Kıraç ve Holding CEO'su Levent Çakıroğlu konuşma yaptı. Suna Hanım sağlığında kızı İpek'ten bağımsız düşünen, kendi geleceğini belirleyen ve insanlarla son derece olgun ve kendine özgü bir iletişim kuran bir genç kız diye bahsediyordu. Türk çocuklarının eğitimine katkılarından dolayı Londra Business School tarafından onur üyeliğine layık görülen Vehbi Koç'un kızı ve Koç Holding yönetim kurulu üyesi başkan vekili olarak tanılan Suna Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, annesini Habertürk muhabiri Öznur Karsı Çetiner'e anlattı. Annem bana öğretebileceği her şeyi sağlığı yerindeyken öğretti. Bana en önemli öğüdü hayallerimin peşinden gitmem gerektiğini söylemesiydi diyen İpek Kıraç, Sunan'ın kızları projesine ilişkinde konuştu. Kıraç şunları söylemişti. Eğitim onun için çok önemliydi, hayat amacıydı. Gerek Koç Lisesi olsun, gerek Koç Üniversitesi olsun, Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı olsun, hayatını buna adamıştı. Annemin hep tekrar ettiğimiz cümlesi, eğitim yalnızca devlete bırakılamayacak kadar büyük ve karmaşık bir sorun. Bu yüzden elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor derdi. Ve çok haklı, elimizi taşın altına koyup desteği vermemiz gerekiyor. Buradan çıktı aslında her şey. Biz annemin vefatından 3 ay sonra başladık bu projeye. İlk önce bir fikir vardı, sonra isim ne olsun diye düşündük. İlk önceliğimiz annemin anılmasıydı. Nesilden nesile devam eden bir yolculuk olduğu için adını Sunan'ın kızları koyalım dedik. Ve öyle bir yola çıktık. Suna Koç'un vasiyetinde mal varlığının büyük bir kısmını İpek Kıraç'a bırakması, İnan Kıraç ve İpek Kıraç arasında sorunlar yaratmıştı. Baba kız mahkemelik oldu. İnan Kıraç, kızı İpek'i evlatlıktan reddettiğini duyurdu. <laughs> aralarında uzunca bir dava süreci yaşandı. Sunakıraç şehir efsanesi gibiydi. Ne kadar sert olduğu, ne kadar akıllı olduğu, ne kadar başka olduğu anlatılırdı. 27 Ekim 1997 günü Süleyman Demirel tarafından Devlet Üstün Hizmet Madalyası ile ödüllendirildi. 2009'da İnan Kıraç'la beraber Pera Müzesi ve İstanbul Araştırmaları Enstitüsü katkılarıyla İstanbul Turizm Onur Ödülü'nü aldı. Suna Forbes Türkiye'nin 2017'de hazırladığı en zengin 100 Türk listesinde 2 milyar dolarlık servetiyle 8. sırada yer aldı. Aynı derginin 2020 yılına ait listesinde ise 1.6 milyar dolarlık servetiyle 13. sıradaydı. Acısıyla tatlısıyla bir suna kıraç geçti bu hayattan. İyi ki de geçti.